أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين انسان لا في الدنيا çok sever baba evladını sever. Evlat, babasını sever. Kadın kocasını, erkek de eşini sever. İnsan babasını sever, anasını sever, atasını sever, önderini sever. Kendi kabile ve aşiretindeki büyüğünü sever. Ama yarın mahşer günü, eğer birbirini seven bu insanlar birbirlerine İslam'ı, Kur'an'ı, imanı tavsiye etmemişlerse, birbirlerine hakkı anlatmamışlarsa, birbirlerini günaha, isyana, harama davet etmişlerse, mahşer günü birbirlerine düşman olacaklar. O evlat babasının yakasından yapışacak. O eş kocasının yakasından yapışacak. Herkes birbirinin yakasından yapışıp birbirini cehenneme atmaya çalışacak. İşte tefsirini yapacağımız ayetler böyle bir sahneyi bizler anlatıyor. Cenab-ı Hak istifadeyi nasip etsin. Estaizu billah innallah muhakkak ki Allahu Teala la'anel kafirin kafirlere lanet etti. Allah'ın laneti bir kulun rahmetinden mahrum kalmasıdır. Allah kafirlere lanet etti. Allah kafirleri rahmetinden mahrum bıraktı. Rahmetiyle onlara tecelli etmemeyi irade etti. Ve adde lahum ve kafirler için hazırladı. Sa'ira kızgın bir ateş. Evet. Kızgın bir ateş. Cehennem ateşi öyle bir ateş ki dünya ateşi cehenneme girmemek için Allah'a dua ediyor. Hatta cehennemin içinde bile öyle ateşler var ki mesela efendimiz Aleyhissalatu vesselam hüzün kuyusundan bahsediyor hüzün kuyusu. Diyor ki cehennem hüzün kuyusuna atılmamak için günde 400 defa Cenab-ı Hakk'a yalvar. Evet bir ateş diğer bir ateşe girmemek için günde 400 defa Cenab-ı Hakk'a niyazda bulunurmuş. İşte Allah kafirler için hüzün kuyusu gibi ve daha bizim bilmediğimiz nice ateşleri hazırladı. Halidine fiha ebede. Orada ebedi kalıcıdırlar. Kafirler cehennemden çıkamayacak. Cehennemden çıkmak istediklerinde, koştuklarında, çabaladıklarında tekrar cehenneme döndürülecek. Kur'an diyor ki kullama aradu en yahrucu minha o kafirler ne zaman cehennemden çıkmak isteseler u'idu fiha tekrar cehenneme iade edilirler. Ve zugu azabel harik onlara denilir ki tadın bakalım yakıcı azabı. La yecidune onlar cehennemde bulamazlar. Ne bulamazlar? Veliyya bir dost bulamazlar. Ve la nasira ve bir yardımcı bulamazlar. Dünyada dostular yedikleri içtikleri gayrı gitmezdi. Hatta dünyada birbirlerine canlarını dahi feda edebilecek kadar fedakardılar. Ama ahiret alemi işler değişti. Orada birbirlerine düşmanlar, dost değiller, yardımcı değiller. Bakın şimdi. Yevme tugallabu vucuhum finnar. Onların yüzleri ateşte çevrildiği gün. Evet. Cehennem ehlinin yüzü cehenneme çevrildi. Ateşe gidiyorlar. Yagulun. İşte o zaman onlar derler ki Ya leytena. Bize yazıklar olsun. Keşke eda'nallah biz dünyadayken Allah'a itaat etseydik. Keşke dünyadayken Allah'ın sözünü dinleseydik. Allah'ın kitabına kulak verseydik. Allah'ın emrini çiğnemeseydik ve adana rasula ve keşke biz dünyadayken Allah'ın habibine resulüne itaat etseydik onun sözünü dinleseydik onun sünnetiyle kaim olsaydık onun ahlakını hayatımıza geçirseydik keşke dünyada biz Allah'a ve peygamberine düşman olmasaydık. Allah ve peygamber düşmanı olarak şu meydana çıkmasaydık ne olurdu? Bize yazıklar olsun biz ne yaptık? Biz Allah'a ve peygambere nasıl itaat etmedik? Ve galu şimdi onlardan bir grup der ki Rabbena Ey Rabbimiz inna eda'na biz muhakkak ki itaat ettik. Kime? Saadetana efendilerimize itaat ettik. Başka kime? Ve kubara'ana ve büyüklerimize itaat ettik. Yani ya Rab biz anamıza itaat ettik. Babamıza itaat ettik. Büyüğümüze itaat ettik. Efendimize itaat ettik. Fe'dallûne <laughs> sebîlâ. Onlar da bizi dost yoldan, haktan, İslam'dan, Kur'an'dan saptırdı. Biz onların peşine takılmıştık. Rabbena <laughs> atihim. Ey Rabbim onlara ver. Onlar dediği Gubun içinde belki annesi de var. Belki babası da var. Belki dedesi de var, atası da var. Dünyada en çok sevdiği lideri de var, büyüğü de var. Kimin peşinden gitmiş ve kime itaat etmiş ve kim onu Allah'tan ve peygamberden uzaklaştırmışsa o kimseler için diyor ki Rabbim onlara ver. Ne ver? Cenneti mi ver? Acaba o büyükleri için Allah'tan bir iyilik mi istiyor? Cennet mi istiyor? Yani ya Rab biz saptık, cehennemi hak ettik. Ama bizim babalarımız, atalarımız, dedelerimiz var. Hiç değilse onları mı cehenneme sokma diyor. Acaba temennileri ne? Allah'tan ne istiyorlar? Ne istiyorlar? ayet cevap versin. Zı'feyni minel azab. İki şey istiyorlar. Birincisi zı'feyni minel azab. Rabbim onlara azabın iki mislini ver. Allahu Ekber. Azabın iki mislini kim için istiyor? Belki de babası için istiyor. Belki de abisi için istiyor. Belki eşi için istiyor. Dünyada kendisini batıla kim daldırmış ise onun için istiyor. Ve subhanallah. Dünyada birbirlerini bu kadar severken ahirette birbirleri için azabın iki mislini istemek. Başka ne istiyor? Velanhum lanen kebira. Ve ya Rabbi onlara en büyük lanetinle lanet et. Bir de Allahu Ekber. Ve onlara en büyük lanetinle lanet et. Yani onlar senin rahmetinden bir zerreye bile sahip olmasınlar. Ve subhanallah. Demek ki bu dünyada iki kişi birbirini Allah'ın rızası için sevecek. Allah'ın rızası için olmayan bütün sevmekler, eğer o sevenler birbirlerini batıla davet etmişlerse, haktan, hakikatten uzaklaştırmışlarsa, işte akıbet bu. Hatta Fusilat suresinde şöyle diyorlar, ve galellezine keferu kafirler der ki Rabbena ey Rabbimiz ernellezeyni edallana minel cinni vel ins ne olur bize şunu göster cinlerden ve insanlardan bizi kimler saptırdı ya Rab cinlerden ve insanlardan bizi saptıranları bize göster. Peki ne yapacaklar? Nec'alhuma <laughs> tahta Biz onları ayaklarımızın altına alacağız. Çiğneyeceğiz. Onların üzerine çıkacağız. Liyakuna minel esfelin ve onlar esfelinden olsun, aşağıların en aşağısında olsun, böyle zelil olsun, rezil olsun. Evet, o gün kişi Allah'tan babasını ister, eşini ister, dedesini ister. Dünyada peşinden gittiği imamını ister. İster ki Allah onu ona versin de bu da ondan intikamını almak için onu çiğnesin. Onun üzerine çıksın ve tepinsin. Dikkat! Evladına İslam terbiyesi vermeyen anneler babalar dikkat etsin. Evladına Kur'an'ı öğretmeyen anneler babalar dikkat etsin. Evlatlarını efendimizin sünnetinden, imandan, İslam'dan uzaklaştıran ebeveynler dikkat etsin. Bu Allah'ın kelamıdır. Söylediği her söz haktır ve gerçektir. Eğer evlatlarımıza Bugün Allah'ı ve peygamberi tanıttırmazsak yarın mahşer günü o evlat yakamıza yapışacak ve bizim için Allah'tan cenneti istemeyecek. Affı istemeyecek, rahmeti istemeyecek. Bizim için Allah'tan iki misli azabı ve lanetin en büyüğünü isteyecek. Bizim için Allah'tan bizi ayaklar altına alıp çiğnemeyi isteyecek. Kim evladının o gün kendisine öyle muamele yapmasını istemezse bugün evladına Allah'ı tanısın, peygamberi tanısın ve kim o mahşer günü yüzlerin ateşe döndürüldüğü gün Pişman olmak istemezse keşke Allah'a ve Resulüne itaat etseydim demek istemezse bugün geçmedi bugün tövbe etsin Allah'a ve Allah'ın Resulüne itaat etsin. Ben tefsir dersimi tefsirini yapmaya çalıştığımız ayetin bir daha manasını tekrar ederek tamamlıyor. Allah Celle Celalü muhakkak ki kafirlere lanet etti ve onlar için kızgın yakıcı bir ateşi hazırladı. Onlar o ateşte ebedi kalıcıdırlar. Ne bir dost ne de bir arkadaş bulamazlar. Yüzleri ateşe çevrildiği gün derler ki bize yazıklar olsun. Keşke dünyadayken Allah'a itaat etseydik. Resulüne itaat etseydik. Onlar derler ki ey Rabbimiz biz efendilerimize ve büyüklerimize itaat ettik. Onlar da bizi yoldan saptırdılar. Ey Rabbimiz sen onlara azabın iki mislini ver. Ve sen onlara en büyük lanetin ile lanet et. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana innaka antal alimul hakim. Taqabbal minna bi hurmetil Fatiha.